Kurtların Savaşı'nın ideolojik altyapısı bu. Bakın size bir şey söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'na Enver Paşa Almanların yanında yer alarak Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden kazanırız düşüncesiyle Türkiye'yi, ülkeyi bir savaşın içerisine işte Sarıkamış hafızamızda Almanların, Alman emperyalizminin yanında yer alarak Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden alırız diye böyle bir kavgaya sürükledi, böyle bir savaşa sürükledi Türkiye'yi. İttihat ve terakki, ama bir İttihat terakki yoktu. Enver Paşa'nın İttihat terakkisi vardı, bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün İttihat terakkisi vardı. O ikinci İttihat terakki çizgisi ne yaptı? Birinci Dünya Savaşı'nın enkazı içerisinde yeni bir cumhuriyet inşa etti. Şunu söylemek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın içerisine, birinci paylaşım savaşının içerisine ülkeyi sokan Enver Paşacılar, Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan etmeye başladılar ve Türkiye kendisini bu cumhuriyet olarak ancak var edebildi anti-emperyalist bir ulusal kurtuluş savaşıyla. Bundan ders alan cumhuriyet yöneticileri ikinci dünya savaşı, paylaşım savaşının içerisine Almanya ve İngiltere'nin baskılarına rağmen Türkiye'yi sokmadılar. Türkiye o savaşın dışında kaldı. Birinci dünya savaşının dersleri çerçevesinde. Arkadaşlar şimdi bakın. Dünyada emperyalist kapitalist bir kriz var. Az önce söyledim. Emperyalist kapitalist sistemde kriz varsa savaş var arkadaşlar. Krizi savaşla aşmak, yeni bir paylaşım savaşıyla bu krizi aşmak emperyalizmin, kapitalizmin kitabıdır. Maalesef kitabıdır. O yüzden birinci ve ikinci dünya savaşları gibi bir savaş değil. Değişik yerlere yayılan, dağılan, çeşitli aktörlerle süren, kimin eli kimin cebinde belli olmayan, ittifakları sürekli değişen bir üçüncü dünya savaşı, bir paylaşım savaşı yaşıyoruz. Bugün Suriye, Libya, yarın Karadeniz, Doğu Akdeniz, bunlar giderek yaygınlaşacak maalesef. Şimdi AKP ne yapıyor? Türkiye yönetenler ne yapıyor? İşte biz üçüncü dünya savaşının nimetlerinden, paylaşımından yararlanabilir miyiz diye aslında eski Osmanlı'nın kaybettiği bölgeye yeniden nüfuz edebilir miyiz diye bizi bu savaşın içerisinde Suriye bataklığının içerisine ittiler. Bunun adını böyle koymamız lazım. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bizim ülkemize dönük herhangi bir emperyalist işgalde biz elbette ki vatan savunmasını yaparız. Yaptık, yaparız. ABD emperyalizminin bu topraklarda geliştirdiği siyasete karşı her zaman Türkiye'nin devrimcileri ve solcuları anti-emperyalist bir tutum almışlardır. Ama İdlib Savaşı bir vatan savunması savaşı değildir arkadaşlar. İdlib Savaşı AKP-MHP iktidarının geleceği için yapılan bir savaştır. Siyasette yaşamı önereceksiniz. Siyasette ölümü öneremezsiniz. Şehitler Tepesi boş kalacak, boş kalmayacak demek ne manaya geliyor? Ölmeye devam edeceğiz manasına geliyor. Bir siyasal iktidar halkına ölüm vaat edebilir mi? Yaşam vaat eder, yaşam vaat eder. Beceri yaşamı egemen kılmaktır, ölümü egemen kılmak değildir sevgili arkadaşlar. Böyle bir şeyin asla biz parçası olamayız, olmamalıyız. Eğer Türkiye'nin güvenliği söz konusuysa elbette ki ülkemizin güvenliği hepimizi ilgilendirir. Bunun yolu Suriye Savaşı'nı derinleştirmekten geçmez. Suriye'deki yangının söndürülmesinden geçer. Suriye huzurlu olacak ki biz de huzurlu olalım. Biz de huzurlu olmayı hep beraber bu ülkede bir arada yaşamı hep beraber sağlayalım. Şimdi o yüzden sağ sol kavgası biliyorsunuz 80 öncesi böyle tanımladılar. Böyle ifade ettiler. Sol parti ismini koyduğumuzda da bu tür eleştiriler geliyor işte sağ sol. Arkadaşlar sağ sağdır, sol soldur. Bunu unutmayalım. Siyaseti kimlikler, mezhepler, hemşericilik şu bu zeminlerde değil, fikirler ve ideolojiler etrafında kuracaksak ki kurmamız gerekiyor. O yüzden sağ ve sol olarak farklı görüşlere sahip olabileceğiz. Solcu olmamız, sol iddiamızı ortaya koymamız, sağa oy veren yurttaşlarımızı elimizin tersiyle itmek değil. Onlar sağ partilere oy veriyorlar ama hayat içerisinde onların hayatları soldadır. Solcudurlar onlar, emekten yanadırlar. Çünkü sol demek emek demektir, sağ demek sermaye demektir. Sol demek barış demektir, sağ demek maalesef savaş demektir arkadaşlar. O yüzden bu ideolojik kavramlardan çekinmeyeceğiz. Ülkemizi 80 öncesi sağ sol çatışması etrafında kamplara ayrıştıranların
Niyetini biz deşifre ettik, çözdük o zaman. Yaşanan sağ sol çatışması değildi. Yaşanan ABD emperyalizminin eliyle yukarıdan aşağı geliştirilen bir iç savaş stratejisiydi. Faşist saldırılar dalgasıydı. Biz bunu o dönemlerde deşifre ettik. O yüzden sağ ve sol olmaktan korkmamak lazım. Bu memlekete de bu yüzden sağ lazım. Artık pardon sol lazım. Çünkü sağın dili çürüttü, sağın dili tüketti, sağın dili ortadan kaldırdı. Yıllardır bunlar bu ülkeyi yönettiler ve yönettikleri ülke ortada. O yüzden gerçek bir solu inşa etmemiz lazım. Türkiye Araf'ta, bitiriyorum. Türkiye Araf'ta bir alacakaranlık içerisindeyiz. Eski ölmüş, AKP bitmiş, AKP çözülmüş. Topluma ölümden başka. İşte Türkiye'de işsizlikten gençler intihar ediyor ya. Siyanürlü toplu intiharlar söz konusu oldu. Toplum bu hale gelmiş. Savaşta ölü, sokakta işsiz. AKP'nin topluma bu sağ ziyaretin, bu sağ siyasetin, bu siyasal İslamcı siyasetin Türkiye toplumuna sunduğu sokakta işsiz olmak, savaşta ölü olmak. Bunun dışında bir şey sundukları yok. O yüzden biz bu kaderi, bunu kader olarak kabul etmiyoruz ve bu noktada gerçek bir solun inşası. Eski öldü ama yeni kurabilmiş değiliz, yeni oluşturabilmiş değiliz. Yeni gerçek bir soldan geçer. Çünkü solun değerleri ancak Türkiye'yi birleştirir. Sağın değerleri, siyasal İslamcıların değerleri, piyasacılık toplumu böler. Dincilik, bak dindarlık demiyorum, dincilik toplumu böler. Bizim dindar insanlarla bir sorunumuz yok. Ama dincilik böler, milliyetçilik böler. Son olarak Türkiye'yi solun değerleri birleştirir. Solun değerleri nedir? Eşitlik değerleri, özgürlük değerleri, dayanışma değerleri. İşte sol bir iktidar bu değerlere yaslanarak, bu değerlerle yürüyerek bu ülkeyi yeniden kurabilir. O yüzden biz bu sol dalgaya hizmet etmesi açısından bir sol parti ekseninde bir yürüyüşü başlattık. Bu yürüyüş bizimle sınırlı kalan bir yürüyüş değildir. Hep beraber yapacağımız bir yürüyüştür. Pazar'da sol olacak, Rize'de sol olacak, Türkiye'de sol olacak. O zaman gerçek barışı, gerçek kardeşliği, gerçek özgürlüğü, eşitliği hep beraber, bütün yurttaşlarımızla beraber hiçbir ayrımcılık yaşanmaksızın hep beraber inşa edeceğiz, kuracağız diyorum. Geldiğiniz için bir kez daha saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Var olun, sağ olun. Değerli arkadaşlar, pazarımızın basın emekçileri ve pazar halkı, ayağınıza sağlık. Saat 2'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.